oraya bakılabilir. Ancak şunu açıklama yapmak kısaca yapabilirim. Şimdi İmam Rabbani tasavvufi eğitimi sürecinde varlığı farklı şekillerde algıladığını söylüyor. Önce şöyle anladım, sonra şöyle gördüm, sonra böyle gördüm diyor. Ben onu şöyle basite indirgemek için bir kuş örneğine indirdim. Bizim talebelere bazen daha basit olsun diye. Mesela ağacın üzerinde bir kuş yuva yapmış. Yavruları var. Dışarıdan işte yem falan buluyor. Getirip yavrularına gagasıyla yem veriyor, besliyor. Bunu gören insanlar ne düşünürler? Şimdi birinci insan, bir kişi şu kuşu yakalayıp ızgara yapsam yesem ne güzel olur diye düşünebilir. Bu bir düşünce tarzı. Birisi böyle düşünebilir. İkinci bir kişi der ki şu kuş ne güzel, tüyleri ne güzelmiş. Ama orada kalır. Daha üst bir idrake geçemez. Yani birincisi tam böyle İşte nefsi emmare mertebesi gibi. Said Faik'in Son Kuşlar'da var hocam. Evet. Şeyler geldi diyor bizim ne pilavlıklar geldi diyor. Evet. Şeylerin. Ha, bu bir düşüncedir. Yani insan böyle düşünebilir. Niye düşünüyor diyemeyiz. Ama yani kategorize etmek açısından. Şu kuşu yavruları birlikte ızgara yapıyorsam diye düşünebilir. İkincisi, aa ne güzel kuş, bak hem anne kuşu yavrularını besliyor, tüyleri de güzelmiş, bak ne güzel ötüyor diyebilir. Ama oradan manevi bir şeye intikal etmez. Sadece orada kalır. Üçüncü kişi der ki Esma, bakın şu anda bu kuş yavruları için rezzak oluyor. Ya. Rızık verici oluyor. Ya. Cenab-ı Hak da bütün mahlukatın rezzakı, rızık vericisi. Yağmur yağıyor, bitkiler rızık alıyor. İşte hayvanlar otlarla vesaire. İnsanlar Cenab-ı Hakk'ın İşte tefekkürhane okuma, evet, yapıyor. Tabii. Evet. Oradan o kuşun haline bakıp Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismini, rızık verici ismini hatırlayabilir üçüncü kişi. Dördüncü kişi der ki, diyebilir yani, burada kuş falan yok. Sadece Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminin tecellileri, yansımaları var. Yani kuş hayal diyor, yani kuş hayal. Aslında burada Rezzak ismi var hakikatte diyor. İsim olarak görür. Mesela İbn Arabi Hazretleri öyle diyor. Evet. İsim olarak görüyordum artık diyor. İşte hayal veya vehim veya işte gölge vesaire şeyleri var. Bu dördüncüsü İmam Rabbani'ye göre vahdeti vücut ehlinin halidir. Yani hak olarak görüyor. Burada Allah'ın Rezzak ismi tecellisi vardır. Kuş hayaldir diyor. Beşincisi diyor ki, evet diyor, burada sadece Allah'ın Rezzak ismini tecellileri var ama ben iyi göremesem bile aslında orada bir de kuş var diyor. Yani kuşun varlığını da reddetmiyor. İmam Rabbani'ye göre bu kişi vahdet-i şuhud ehli. Yani vahdet-i şuhud, vahdet-i vücut ehlinin biraz üzerinde bir mertebe gibi İmam Rabbani'ye göre. Evet. Bir sonraki başka bir kişi ise, ben diyor burada o ağacın üzerinde hem Cenab-ı Hakk'ın Rezzak isminin tecellilerini hem de kuşu ayrı ayrı görüyorum. Onu da, kuşu da görüyorum, Rezzak ismini de görüyorum. Bu da abdiyet makamı diyor İmam Rabbani. Yani İmam Rabbani'ye göre en üst makam abdiyet, kulluk makamıdır. Ferdaniyet unvanı. Evet, yani vahdeti şuhud en üst makam değildir. Vahdeti vücudu da aşmak gerekir diyor, vahdeti şuhudu da aşmak gerekir. Abdiyete, kulluk makamına ulaşmak gerekir diyor. Böyle bir yaklaşımı var. Ama Şeyh-i Ekber İbni Arabi'nin takipçilerinde ise en son nokta vahdeti vücuttur. Yani onun üzerinde bir şey yoktur.